Almanya yıllar boyunca fiilen bir göç ülkesi konumunda fakat bunu kabul etmekte hala zorlanıyor. 1960'larda misafir işçilerle başlayan göç dalgası sonrasında mülteciler, Rusya'daki Almanlar ve en son Romanlarla devam ediyor. Şu an Alman nüfusunun yaklaşık %20'sini göçmenler oluşturuyor. Entegrasyon ise hala büyük bir problem. Göçmenlerin en yoğun olduğu bölgelerden biri Berlin'in Neukölln semti. Burada doğup büyümüş olan belediye başkanı özellikle bölgesindeki yoğun göçmen nüfustan düşük eğitim seviyesinden şikayetçi. Bir polis göçmenlere bir şeyler söylediği zaman onunla alay ediyorlar. Şapkasını veya silahını çalmaya çalışıyorlar. Hatta cezaevlerindeki tanıdıklarını kaçırıyorlar. Resmi bir üniformaya sahip olan herkes onlar için bir hedef tahtası gibi. Çünkü nefret ettikleri bir kitleyi oluşturuyor. Ve sürekli olarak da onlara karşı geliyorlar. Bölgedeki bazı okullarda göçmen kökenlilerin oranı %90'ları buluyor ve bu çocukların büyük bir kısmı 6 yaşında okula başladıklarında Almanca konuşamıyorlar bile. Diğer taraftan göçmenlerin toplumdaki başarılarını artırmak adına birçok proje gerçekleştiriliyor. Jobstart adlı kurum özellikle genç göçmenlere eğitim ve iş noktasında yardımcı oluyor. Fatih Aydın 4 yıldır yoğun bir şekilde iş arıyor, aynen diğer birçok genç Türk gibi. Başvurularım hep geri çevrildi. Hiçbir iş görüşmesine çağrılmadım. Kabus gibi bir dönemdi ve bir dış desteğe ihtiyacım olduğunu anladım. İş bulma kurumuna gittim, bana burayı tavsiye ettiler. Başvurularımda çok yardımcı oldular burada. Hatta uygulamalı iş görüşmesi bile yaptık. Eğitimden sonra 3 iş görüşmesine çağrıldım ve hepsi de çok olumlu geçti. Sonuç olarak geçen haftada yeni işime başladım. Kurumun sosyal danışmanı doğrudan şirketlere giderek şahsi irtibatlar kuruyor ve normalde başvurusunu geri çevirebilecekleri birisini iş görüşmesine davet ettiriyor. Bu şekilde yarım senede 23 genci işe yerleştirmiş. Şu an bulundukları şirketlerde ücretli eğitim dönemi geçiren ve muhtemelen eğitimleri bittiğinde işe alınacak olan 23 genç, devlete de büyük sosyal kazanımlar sağlayacak. Bu azımsanamayacak bir başarı. Bu gençler artık ciddiye alındıklarını görüyorlar. Çalıştıkları şirketlerde donanımlarını artırıp kendi yollarını çizeceklerdir. Bu merkez çocukların Almanca öğrenmelerine, ev ödevlerini yapmalarına ve sosyal yönden gelişimlerine yardımcı oluyor. Aileler de danışmanlık alabiliyor ve çevreleriyle iletişimde olmaları konusunda teşvik ediliyor. Fakat bu tür projeler genelde kısa dönemli veya dar kapsamlı çözümler sunuyor. Belediye Başkanı Heinz Bey, çok kültürlü hayatın başarısız olduğunu yıllardır görmezden gelen siyasileri suçluyor. Çözüm olarak ise anaokulunun zorunlu olmasını, zorunlu Almanca kursunu ve çocuğunu okula göndermeyenlerin cezalandırılmasını öneriyor. Bunları yapmazsanız sosyal haklardan faydalanamazsınız demeliyiz. Ama Almanya'da bunu yüksek sesle dile getirirseniz hemen Nazi damgası yersiniz. Fakat çok temel bir şart değil mi bu? Bulunduğu ülkenin dilini konuşamayan birisi nasıl toplumu anlayıp içinde aktif olabilir ve değerlerini benimseyebilir? Şimdi de Güney Almanya'nın zengin bölgelerinden Stuttgart'tayız. %40 göçmen nüfusa sahip bu şehirde 2001'de entegrasyon için birlik projesi hayata geçmiş ve proje UNESCO ve Avrupa Konseyi tarafından örnek proje olarak gösterilmiş. Bu inisiyatifin en büyük hedef kitlesi göçmen kökenli gençler ve kamu sektöründe sayılarının artması hedefleniyor. Hırvatistanlı Daniela Brezonic bu program sayesinde iş bulanlardan ve şu an bir kamu kurumunda çalışıyor. Tam istediğim bir işti ve burada çalıştığım için mutluyum. Ana dilimi de sık sık kullanıyorum. Çünkü Stuttgart'ta eski Yugoslavya'dan birçok göçmen var. Stuttgart'ı başarılı kılan faktör göçmenleri problemden ziyade bir potansiyel olarak görmesi. Bu bakış açısı gençlerin hem kendilerine hem de ülkeye olan güvenlerini artırıyor. Kamu sektöründe iş bulmak için tanıdık birilerinin veya Alman vatandaşlığının olması gerektiği fikrini o kadar benimsemişler ki bunun aksini hayal bile edemiyorlar.
Bu gösteriyor ki bazen onlar da önyargılara sahip. Bunun temelleri ise kendi ülkelerinde gördükleri örnekler ve genel olarak kamu sisteminin bozukluğu. Bu tür önyargıları birebir görüşmelerle gidermeye çalışıyoruz. Vielleicht auch nur mit Beziehungen möglich da reinzukommen. Und das sind Dinge, die wir dann einfach auch ganz viel im persönlichen Gespräch ausräumen konnten. Bu projenin amacı sadece göçmenleri değil, yerli halkı ve yönetimi de kapsıyor. Ayrıca gönüllülük esasına dayanıyor ve gönüllü çalışanlar hem resmi işlerde insanlara yardımcı oluyor hem de çocuklara destek sağlıyor. Türk kökenli Sibel Yüksel'in de yaptığı gibi çocuklara sadece Almanca değil, ana dillerinde de kitap okuyorlar. Dişten başka bir şey yoktu. Tilki yutkundu. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum, diye mırıldandı kaplan. Ben de tam acıkmaya başlıyordum. Yaptığımız işte beni en çok mutlu eden şey çocukların yalnızca dil becerilerini geliştirmeye çalışmak değil, evlerine de kitapların girmesi ve ailelerde de okuma kültürünün yerleşmesi. Bunun için çocuklara kitaplar veriyoruz ve diyoruz ki, anne babalarınızdan bu kitapları uyumadan önce size okumalarını isteyin. Ve bunu yapıyorlar. Aileler önce zorlansa da çocuklarının isteğini kırmıyor ve artık her akşam onlara kitap okuyorlar. Sibel diğerleri için örnek bir göçmen. Gönüllü faaliyetlere katılıyor, mesleği avukatlık ve siyaset alanında da aktif. Kendimi Stuttgart'ta hissediyorum ve bu şehri çok seviyorum. Eski belediye başkanımız konuksever bir kültüre ihtiyacımız olduğunu söylemişti. Sanırım Stuttgart böyle bir hoşgörü kültürüne sahip. Bütün bu çalışmalara rağmen araştırmacılara göre göçmenler ülke genelinde hala dezavantajlı ve arka planda bulunuyor. Özellikle de entegrasyon için kilit role sahip eğitim alanında. Almanya entegrasyon noktasında iyi yolda ilerliyor. Özellikle yerel ve bölgesel seviyede siyasiler ve yöneticiler bu problemle pragmatik bir şekilde mücadele ediyor. Bu konuyu her defasında ben de dile getiriyorum. Ülke genelinde ise umarım ortak yürütülen politikalar Almanya'da çeşitliliği güçlendirir. Almanya'da yerli nüfus gittikçe azalıyor ve nitelikli işçi açığı her geçen gün artıyor. Bu durumda Almanya'nın sahip olduğu göçmenlere ve genç nesillere kesinlikle ihtiyacı var. Neukölln Belediye Başkanı önemli adımlar atılmadığı takdirde Almanya'ya sorumlu bir geleceğin beklediğini düşünüyor. 2100 yılında Almanya'nın nüfusu 46 milyon olacak ve bunun yaklaşık 26 milyonu göçmenlerden oluşacak. Ya entegrasyon başarılı olamazsa? Ne anlama geliyor biliyor musunuz?